Bir soru sormak ister. Müsaadenizle tabii, bir buyurun. Bağlanalım istiyorum. Gülhan Arslan bizi Kırıkkale'den arıyor. İyi akşamlar Gülhan Hanım. İyi akşamlar. Buyurun, Baki Bey'e mi sormak isterdiniz, Agah Bey'e mi sormak isterdiniz? Ya da ben Agah Bey'e soracağım. Buyurun lütfen. Ben MS hastasıyım. Beynimde 10 tane plak var. Ama baş ağrılarım vardı, şimdi daha şiddetli baş ağrılarım var. MS hastasıyım ama MS yapabilir mi onu öğrenmek istiyorum. Çok geçmiş olsun Gülhan Hanım. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Buyurun. Şey, tabii bu daha çok nörolojiyle ilgili bir konu, evet. Ama MS hastalığı, evet, baş ağrısı yapabilir. Ama MS hastaları da diğer hastalar gibi depresyon olabilir, psikolojik sorunları olabilir vesaire. Yani dediğim gibi her hasta ayrı değerlendirilmeli. Mesela hocamın altını çizdiği bir nokta çok önemli. Ani baş ağrıları, işte birdenbire form değiştiren baş ağrıları birçok hastalığı, başka hastalıkların belirtisi olduğu için mesela beyin tümörlerini, mesela kafa içi kanamayı, çok akut bir baş ağrısı filan yakalamamızı sağlıyor ve bu bir şanstır. Evet. Ama baş ağrılarının biraz da şey olacak ama kadınlara bahşedilmiş bir, Tanrı'nın bahşettiği bir şanstan ziyade insanoğlunun kadınlara üzerinde yarattığı bir hasar olarak görmek gerekiyor. Baş ağrısı. Evet, şöyle. Şimdi az önce biz ne dedik? Yok, asla yok. O anlamda söylemedim. Şimdi mesela ne dedik? Utanma kızarmamıza neden oluyor. İşte korkudan dolumuza kaçırıyoruz. Korkudan ödümüz patlıyor filan. Hani böyle ifade ediyoruz. Burada dikkat ederseniz esasında bir başka bir çok önemli bir benzerlik var bunlar arasında. Yani kişi duygusunu ortaya çıkaramadığında, kişi duygusunu ötekine aktaramadığında bedeni konuşmaya başlıyor, yani vücudu konuşmaya başlıyor. Oluyor. Mesela kişinin ağlığı yüreğinde kaldığında, acısı, yası yüreğinde kaldığında, mesela çocuk ağlayamadığında annesini kaybettiği için, doğru, ondan ayrı kaldığı için bedensel belirtiler geliştiriyor. Mesela biz yasla gelen, yani işte ne bileyim bir yakınını kaybetmiş, gelip psikiyatriye başvurup ben üzülüyorum, işte şöyle hiçbir iş yapamıyorum diyen bir hastaya oturup antidepresan vermiyoruz. Onun depresyon diye kabul etmiyoruz zaten. Tabii. Çünkü biz acıyı da yaşamak zorundayız. Terapi, o da bir duygu. Onu yaşamazsak o geçmeyecektir. Şimdi, hı-hı, kadınlarla ilgili mevzuya gelirsek bu çok önemli. Gerçekten bize de daha çok kadınlar başvuruyor. Bence ilk önce isterseniz hanımefendinin sorusuyla evet bağlantılı olarak cevap veriyorum. Tamam, neden kadınlar daha çok başvuruyor? Çünkü daha çok başları ağrıyor. Yani özellikle bizim gibi bir üçüncü dünya ülkesinde kültürel ve ekonomik yoksunlukların olduğu bir ülkede kadınlar ciddi yoksunluklarla karşı karşıyalar. Mesela çok eğitimli, çok iyi pozisyonlarda olan kadınlar bile çalıştıkları iş yerlerinde olması gereken pozisyonları erkeklere göre kıyasladığınızda daha aşağıda olduğunu görüyorsunuz. Ev içinde hiyerarşik olarak daha altta olduğunu görüyorsunuz. Doğru. Sokakta mesela kendi işte sosyoekonomik yapısıyla ya da işte sosyal statüsüyle uyumlu olmayacak bir şekilde ne bileyim cinsel tacize maruz kaldığını görüyorsunuz. Mesela bir kadın öğretmen ortaokul öğrencisinin kendi öğrencisinin cinsel tacizine laf atılmasına maruz kalabiliyor. Erkekler bundan biraz daha şeyler. Ama mesela bunu karşılaştırıp anlayabilmemizi kolaylaştıracak çok iyi bir örnek var elimizde. Askerlik yapan erkekler çok iyi bilirler. Özellikle askeri hastanede çalışan doktorlar şunu fark ederler. Daha önce hiçbir psikosomatik rahatsızlığı olmayan bir yığın delikanlı birdenbire aynı toplumda dışarıdaki askeri alanın dışında ya da bu tür baskı içinde sivil diyelim, yani o da çok şey bir kavram ama neyse kadınlar gibi baskıya maruz kaldıklarında komutanlarından askeri şeyin bir itaat altına girmenin kendisini ifade etmesinin güçleştirildiği durumlarda bakıyorsunuz işte konversif nöbetler, bayılmalar, sık baş ağrıları, kol bacak ağrıları, ondan sonra sık sık ağlamalarla neredeyse kadınlar kadar başvurduklarını görüyorsunuz. Tabii bunun derecesini belirlemek zor. Evet. Şimdi MS hastalığı olan seyircinin sorusu üzerinden, Gülden'di zannediyorum ismi. Gülhan Hanım'ın sorusu, hı, üzerinden gidersek MS hastalığı kronik bir hastalık. Tedavisi zorluklar içeren bir hastalık. Evet. Her hastada farklı gidişi olsa da uzun sürdüğü için yorgunluklar, bıkkınlıklar yaratan bir hastalık. Sürekli doktor kontrolünde olmanız gerekiyor, ilaçlar kullanmanız gerekiyor. Bir defa bu çeşitli bedensel belirtilere neden olur. Çünkü kişi kendisini ifade etmekte toplumun içinde bulunmasını zorlaştıran baskılarla karşı karşıya. Fiziksel engelleri var bir kere. Dolayısıyla belirleyebilmek için
Gülhan Hanım'ı çok iyi dinlemek gerekiyor. Tabii. Yani ne zaman başlamış, nasıl başlamış, evet, ne kadar şiddetlenmiş, önceden var mıydı, hareketçilere cevap veriyor mu, nerede oluyor? Yani mesela işte... Sizin branşınız bakımından çok daha ayırmamak detaylı... Ayırmamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii, çok altını çizmek istediğim şey bu. Hayır, çok haklısınız. Ayırmamak gerekiyor. İnsanı bütün olarak almak gerekiyor. Muhakkak, ona ben de çok katılıyorum. Ama ortada da bir takım geçirilmiş operasyonlar olduğu için, yani işin psikiyatriden biraz daha ayrı bir tarafı da var. Tıpla ilgili bir tarafı da var. Gerçi psikiyatri de tıbbın bir bilim dalı tabii ki. Burada biraz... Pardon. Siz bunu tamamlayın lütfen. Ben bir de Baki Bey'in de değerlendirmesini merak ediyorum. Mesela bir akciğer kanseri, diyelim ki işte, tamamen somut bedensel duyguları olan bir hastalık. Psikiyatrik ruhsal durum kişinin hastalığını her zaman başlatmaz. Bazen başlayan hastalığı şiddetlendirir, bazen tedavi önünde engel oluşturur. Evet. Bazen de tamamen nedeni olabilir. Mesela migrende, video üzerinde olduğu gibi. Onu demek istiyorum. Yani bunu ayırt etmek her zaman kolay değil. Tamamen somut, çok net verilerle hastalığın tanısını koymuş olabilirsiniz. Evet. Ama o birlikteliği, o bağı gördüğünüz zaman ikisinin birlikte yürütülmesi gerekiyor. Evet. Baki Bey, gerçi yine araya gideceğiz ama isterseniz birazcık başlayalım. Siz ne söyleyecek, burada, söylemek istersiniz Gülhan Hanım için? Sonra aradan sonra. Multiple skleroz hastalığında eğer bu alevlenmelerle seyreden bir hastalık, iyileşme dönemleri, olabildiği kadar iyileşme ve alevlenme dönemlerinde de izleyicimizin dediği gibi beyinde bir takım plak dediğimiz sinirlerin tahribiyle ilgili bulgular ortaya çıkıyor. Eğer sessiz dönemdeysek, bunlarla ilgili bu baş ağrılarını mevcut hastalığa birebir ilişkilendirmek zor. Ama alevlenme döneminde bu plak dediğimiz oluşumların çevresinde, nasıl bir yere elimizi vurduğumuzda şişlik oluyorsa, bunların çevresinde de ödem şişlik olabiliyor ve bu ağrıyı tetikleyebiliyor. O nedenle mevcut süre gelen alışılmış bir baş ağrısıyla multiple sklerozu, MS hastalığını çok ilişkilendirmek zor. Orada değerli meslektaşım dediği gibi, İşin içinde kronik bir hastalığın getirmiş olduğu sıkıntılar, stres, psikolojik problemler yer alabilir.